Kurda gelecek haftanın sonrasında düşüş olabilir. Euro dolar paritesinin daha da aşağı gitmesini bekliyorum dedi Şevin Ekinci efendim. İlk bölümde sohbetimizi sürdüreceğiz. Borsa İstanbul'u altını değerlendireceğiz. Belki yeniden FED'e döneceğiz ama önce bir ALB menkul değerlere gidelim. Karşımızda Rıdvan olacak. Rıdvan, iyi geceler. İyi geceler Barış, iyi yayınlar. Çok sağ ol. Altınla başlayalım istersen. Bugün bir tepki hareketi görüyoruz altında. 1170'lere doğru bir hareketlenme var. Bu hareket devam eder mi? Niye böyle bir tepkiyle karşı karşıyayız altın cephesinde? Evet Barış, altındaki bugün yukarı yönlü hareketin sebebi tabii ki de Amerika tarafından açıklanan tarım dışı istihdam verisiydi. Aslında tarım dışı istihdam verisinin incelediğimizde öncelikle bir önceki veride yukarı yönlü bir revize vardı ve üst üste 9 ay 200 bin üzerinde açıklandı. Aynı zamanda işsizlik oranında da gerileme var. Bu açıdan bakacak olursak Amerika'da istihdam piyasasında işlerin yolunda gittiğini söyleyebiliriz. Fakat beklentinin aşağısına açıklanması ve doların son 2 gündür aşırı değerlenmesi sanki dolar endeksinde rezervasyonu getirdiği gibi gözüküyor. Bu kapsamda da altına yukarı yönlü hareketler etkili oldu. Özellikle 1130 seviyelerini görmüştü, dip seviyeleri görmüştü. Buralar altın için biraz daha fırsat oldu. 1170 seviyelerinde kaldı. Çok da yukarı yönlü bir hareketin olmadığını söyleyebiliriz. Özellikle 1180 seviyesi burada kritik bir önem taşıyor. Yani önümüzdeki hafta Amerika tarafında çok da önemli bir veri akışının olmadığını görüyoruz. Perakende satışlar dışında FED üyelerinden birkaç üyesi konuşacak Amerika tarafında. Şimdi 1180 seviyesinin yukarı yönlü kırılmasında altında ciddi anlamda bir toparlanma gelebilir. Ancak altının 1186 seviyesi altında kalması durumunda ve özellikle 1160 desteğinin kırılması durumunda tekrardan bu hafta yaşanan aşağı yönlü hareketler kendini gösterebilir. Peki bir de istersen dolar TL'ye bakalım. Gün içerisinde 2.28'i görüp gevşedik. Şu an 2.26'nın da biraz aşağısına kadar gelmiş durumdayız. Dolar TL'de nasıl bir seyir beklersiniz? Evet Barış, biraz önce bahsettiğim sebeplerden dolayı ve dolar endeksinde yaşanan gerilemeyle birlikte dolar TL'de de aşağı yönlü bir hareket görüldü. Baktığımız zaman önümüzdeki hafta yurt içinde sanayi üretim verileri ve cari açık verisi açıklanacak. Bu verilerin Türk lirasını desteklemesi durumunda 2.25 seviyesinde aşağı yönlü kırılması durumunda dolar TL'de aşağı yönlü hareketler görülebilir. Fakat buralar yine yatırımcılar tarafından bir süre daha alım fırsatı olarak kullanabilecek seviyeler. Özellikle önümüzdeki hafta 2.25 seviyesinin üzerindeki tutunmalarda 2.27 ve 2.28.40 seviyelerine doğru alımlar gelebilir. Çok teşekkürler. Rıdvan'a kolay gelsin diyelim. ALB Menkul Değerler'den yeniden stüdyomuza dönelim efendim. Şevin Ekinci bu akşam konuğumuz. Sizler de bizlere